Burada bir sayı doğrusu var ve üzerinde 3 nokta işaretlenmiş. Bu noktalar bize a, c ve b sayılarını gösteriyor. Ve burada da mutlak değer içeren 4 tane eşitsizlik var. Şimdi a, c ve b noktalarının sayı doğrusu üzerindeki yerlerine göre bu eşitsizliklerden hangilerinin doğru olduğunu bulmanızı istiyorum ve bunu kendi başınıza denemenizi istiyorum. Evet, videoyu durdurun ve bu eşitsizliklerin, bu ifadelerin hangilerinin doğru olduğunu kendi başınıza bulmaya çalışın. Evet, eminim denediniz, hatta hepsini buldunuz. Şimdi birlikte bakalım. Birinci eşitsizlik. a küçüktür b. Hemen sayı doğrusuna bakıyoruz. Evet, a'nın ve b'nin yerlerine bakacak olursak, a, b'nin solunda yer alıyor. Bu da a'nın b'den küçük olduğunu gösteriyor. O halde bu ifade doğru. Hatta sayı doğrusuna bakarak a'nın negatif bir sayı olduğunu da söyleyebiliriz. Bakın a 0'ın solunda. B ise pozitif, 0'ın sağında. Ve elinizde bir pozitif, bir de negatif sayı varsa, negatif sayı pozitif sayıdan küçüktür diyebilirsiniz. Yine de tüm bu pozitiflik ya da negatiflik gibi komplike, karmaşık kavramları düşünmeden de A, B'nin solunda kaldığı için B'den küçük olduğunu söyleyebiliriz. Sayı doğrusunun sol tarafı her zaman daha küçük değeri, daha küçük sayıyı gösterir. Yani ne kadar soldaysanız, değer o kadar küçüktür. Peki, sıradaki. A'nın mutlak değeri büyüktür B'nin mutlak değeri. Evet, şimdi mutlak değerli bu ifadeleri sayı doğrusu üzerinde bir göstermeye çalışalım. A 0'ın 3 birim solunda. Peki buna göre A'nın mutlak değeri hakkında ne söyleyebilirsiniz? A'nın 0'dan olan uzaklığı nedir? 1 2 3 O halde A'nın mutlak değeri 3'tür. Evet, 3 ama 0'ın sağına doğru 3. Unutmayın, mutlak değer bir sayıyı sayı doğrusu üzerinde 0'ın sağına taşır. Evet, sayı doğrusuna bakalım. İşaretlenmiş olan c noktası aynı zamanda a'nın mutlak değerini de gösteriyor. Ve işte bu nokta. Tekrar ediyorum, a 0'ın 3 birim solundaydı, a'nın mutlak değeri ise 0'ın 3 birim sağında olacak. Ne yaptık? Sıfırdan sola doğru 3 birim saydık. Aynı şeyi diğer tarafa doğru yaptığımızda, yani sıfırdan 3 birim sağa doğru ilerlediğimizde, işte buraya geliriz. Peki, b'nin mutlak değeri nedir? b, sıfırın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim sağında. Ve b'nin mutlak değeri yine bu noktada olacak. Yani burası aynı zamanda, aynı zamanda b'nin mutlak değerini de gösteriyor. Ve bu söylediğim şey mutlak değerin tanımıyla da uyuşuyor. Mutlak değer hakkında konuşurken ne demiştik? Hemen hatırlayalım. Pozitif bir sayının mutlak değeri pozitiftir. Negatif bir sayının mutlak değeri o sayının tersidir, pozitif haldir. Ve sıfırın mutlak değeri ise sıfırdır. Şimdi eşitsizlik ne diyordu? a'nın mutlak değeri büyüktür b'nin mutlak değeri. Bu doğru değil. Bakın a'nın mutlak değeri b'nin mutlak değerinin solunda ve bu ne demek? a'nın mutlak değeri b'nin mutlak değerinden küçüktür demek. O halde bu eşitsizlik doğru değil. Sırada a'nın mutlak değeri küçüktür c'nin mutlak değeri var. Bu noktaya bakın a'nın mutlak değerinin c ile aynı yerde olduğunu görüyorsunuz. Yani birbirlerine eşit olduklarını görüyorsunuz. c'nin mutlak değeri de c'ye eşit olacağı için, buraya c'nin mutlak değeri yazabiliriz. Ve bu durumda da a'nın mutlak değeri, c'nin mutlak değerine eşit olur. Eşit, küçük değil. O zaman bu ifade de doğru değil. Eğer a'nın mutlak değeri eşittir c'nin mutlak değeri yazılmış olsaydı, o zaman doğru olabilirdi. Evet, son olarak a küçüktür c eşitsizliğine bakalım. a, c'nin solunda yer aldığı için c'den küçüktür. Unutmayın, sayı doğrusu üzerinde değerler soldan sağa doğru artar. Eğer bir sayı başka bir sayının solundaysa, o sayıdan küçüktür. Ve böylece a küçüktür c ifadesinin de doğru olduğunu bulmuş olduk. Şahane.